Şimdilerde pek yok. Varsa da eskisi gibi halka açık değil. Ancak yakın döneme kadar İstanbul'un aşağı yukarı her semtinde bir esrar kahvesi bulmak mümkündü. Eski keyifçiler kafalarını kırmak istediklerinde bu kahvelerden birine uğrar, birkaç duman aldıktan sonra diğer bir esrar kahvesine doğru yollanır, bu böyle 5-6 kahve gezene ve nihayet birinde bayılana kadar devam ederdi. Esrar kahvelerinin en ünlüleri, gayrimeşru işlerin en çok döndüğü Beyoğlu, Tophane, Tavuk Pazarı, Tahtakale, Aksaray, Üsküdar, Bozdoğan, Silivri Kapı, Langa, Kumkapı gibi semtlerdeydi. Bu kahveleri gayrimeşru aleme ve mensuplarına hakim tipler işletir, bunlara da kıdemli dede denirdi. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, belli ki okuyan kimse özenip de bu kahvelerin müdavimi olmasın diye biraz da abartarak esrar kahvesi işletenleri şöyle anlatır. Başlarında havı gitmiş, yağı tepesine kadar çıkmış bir fes ve fesin kenarına simsiyah olmuş bir sarık sarılmıştır. Tırnakları hiç kesilmemiş, yıllarca tıraş olmamış, yüzleri gözleri kıllar içinde kalmıştır. Vücutları hamam görmediğinden tenlerinde kalın bir kir tabakası hasıl olmuştur. Giydikleri gömlekler siyah bir muşamba haline gelmiş, sırtlarındaki lime lime abalar yağ içinde kalmıştır. Esrar kahveleri bildiğimiz kahvelere benzemezdi. İçinde sadece bir ocak, bir iki kerevet, su testisi, mangal ve tükürük okkası bulunurdu. Genelde pislik içinde, örümcek ağları bağlamış, duvarları isten simsiyah olan bu tekkelerin berduşlar ve ayak takımı dışında zengin müdavimleri de olurdu. Bunlara muhip adı verilir, özel bir ilgiyle ağırlanırlardı. Muhipler, ekmek ile çaydan başka bir şey ikram edilmeyen bu mekanlarda fazla kalmaz, alışverişlerini yaptıktan sonra şöbiyetlerin gelip şekerparelerin gittiği konaklarına doğru uğurlanırlardı. Bu kahvelerde esrar nadiren sarılarak içilir, genelde Hindistan cevizinden yapılan ve kabak da denen bir nargile ile verilirdi. Kahveye giren bir kabak ısmarlamak ve bu kabağı 3 kişiyle paylaşmak durumunda kalırdı. 3 kişilik bir esrarlı nargileye genelde 3 baş denir. Ocakçı parayı aldıktan sonra nargileci ısmarlanan kabağı yakar, 1-2 nefes çekip harladıktan sonra üstüne bugünün 3 kağıtlısı kadar bir esrar kırarak müşteriye verir. Yeni gelen müşteri bir duman aldıktan sonra diğer müşterilere uzatır ve bu iş kabak bitene kadar devam ederdi. Aynı zamanda batakhanede olan esrar kahvelerindeki maceralar daima hülyalı bir kafayla son bulmazdı elbette. Mustafa Tolga adındaki bir genç, onu hapishaneye kadar sürükleyen maceralarına zamanın ünlü esrar kahvelerinden olan Tophane'deki doktorun kahvesinde başlar. Batakhaneye düşen her enayinin başına örülen çorap onun da başına örülür, başlarda kazanır, sonra nasıl olursa olur ve bahtı kapanır. Mustafa Tolga, gayrimeşru hayatının bu ilk macerasını şöyle anlatır. Sınıfta kalırsam babam beni eve almayacağına yemin etmişti. Karnem alıp da sınıfta kaldığımı görünce eve gidemedim. 1943 yılı, 17 yaşındayım. Cebimde 1,5 liram vardı. Gece yarısına kadar Beyoğlu'nda serseri dolaştım. Sonra köprü altında gecelemeye karar vererek Boğazkesen'den aşağı inerken karşıma benden kabaca bir serseri genç çıktı. Durumumu anlattım. Beni Yamalı Hamam sokağında doktorun kahvesine götürdü. 1,5 liram olduğunu öğrenince zar atarak birkaç yüz lira kazanabileceğimi söyledi. Kahve ocağının arkasından küçücük gizli bir kapıdan bitirim yeri denilen bir yere girdik. 4-5 kadar kumarbazın arasına katıldık. Zar atmaya başladım. 1,5 liram hemen 30 lira oldu. 10 liraya indi. 100 liraya çıktı. Sonra hiç param kalmadı. Esrarlı sigara vermişlerdi. Para hırsım kabarmıştı. Biri ayakkabılarıma 10 lira verince hemen kumara koydum. Gitti. Böylece beni kumarda soydular. Çoraplarıma kadar alarak bir atlet ve bir donla bıraktılar. Ağlamaya başladım. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Soyanlar kaçtılar. Benim gibi sözde kaybeden bir adam. Ortalık ağarmak üzere. Hamama gidelim. Orada ben sana bir pantolon, mintan bulurum dedi. O bitirim yerinden çıkıp külhan kapısından Yamalı Hamam'a girdik. O gün öğleye doğru üstünde pis bir gömlek ve partal leş gibi bir pantolonla yalın ayak ve artık kendimi kıyafetimden kirli sokağa.
düştüm. Başımdan geçen ve beni türlü ahlaksızlıklar ile hırsızlığa, hapishaneye kadar sürükleyen maceralar doktorun kahvesinde başladı. Kaynaklarda genelde eser kahvecileri veya kıdemli dede dedikleri aslında günümüzün torbacılarıdır. Kahve denen yer de torbacıların mekanı. Anlatılan kahveci tiplerine benzeyen, Gedikpaşa'da sayacılık yapan Antepli bir Ahmet vardı. Atölyesine gider, alışverişinizi yapar, kendi sigaranızdan bir tane sarar, varsa bisküvisi, tatlısı yiyip kalkardınız. Yazılana göre esrar kahvelerinde bir tek kağıtlı içip kalkmanın bedeli 5 kuruştu. 3 kuruş esrar, kalan 2 kuruş da ekmek ile çay bedeliydi. İşte bu kahvelerin en ünlü müdavimlerinden biri, berduşluğu, müdanasızlığı, lafını sakınma işiyle ünlü Neyzen Tevfik'ti. Bektaşi tarikatına bağlı olan ve ömür boyunca 1868 okkara rakı içip 3-4 ton esrar yediği söylenen Neyzen'in müdavimi olduğu Gavran Mustafa ile Arnavut İsa'nın mekanlarının ikisi de Mısır Çarşısı'nın arkasındaydı. Salah Birsel'in anlattığı bit hikayesinin geçtiği Gavran Mustafa'nın kahvesi yukarıda anlattığımız kahvelerden biraz farklıydı. Zira kahvenin esrar içilip kumar oynanan bitirim hanesine ayrı bir kapıdan girilirdi. Ön taraf ise normal bir kahve görüntüsündeydi. Ancak pislik açısından bitirimhanenin diğer esrar kahvelerinden farkı yoktu. Salah Birsel'in tabiriyle bitler tüm müdavimlerinin kirpiklerine varıncaya kadar bağdaş kurmuştu. Ne üfleyip şiir okusun diye defalarca yıllara ve konaklara davet edilen, ancak hiçbir seferinde bu kahvelerdeki huzuru ve hane berduşlarla yaptığı muhabbetin tadını bulamayan Neyzen'in burada kimsenin oturtulmadığı özel bir kereveti vardı. Dilediğinde çiftlik kağıtlısını sarıp içtiği, dilediğinde demlendiği, dilediğinde muhabbetlere katıldığı, dilediğinde şiir okuyup ne üflediği bu kahvelerde baba diye anılan Neyzen, saltanatı kısa sürse de hayli hoş tutulmuştu. Kahve sahibi Gavran Mustafa, "Abe godoşlar, ayırasınız babanın monosunu." dediğinde, müdavimler arasında toplanan bir avuç bozukluk Neyzen'in minderinin altına sokuşturulur, böylece ertesi günkü yolluğu çıkmış olurdu. Neyzen, el üstünde tutulduğu bu iki kahvede geçen günlerini şöyle anlatır. Bir imparatordu. Palas parelere bürünmüş o yarı çıplak insanlara ne üflediğim zaman yüreklerini bir mıknatıs gibi çekip topladığımı duyardım. Şişesi daima isli bir tavan lambasının abajuru benim şirvanı gizemli bir karanlık içinde bırakırdı. Ne üflerken hizmetime bakan Yakup adında bir pırpır oğlanın gözlerinde, o karanlık içindeki gözlerinde pırıl pırıl parlayan gözyaşlarını zaman zaman hatırlarım. Hatırladıkça da ağlarım. Dediğimiz gibi Neyzen'in bu iki esrar kahvesindeki saltanatı kısa sürer. Bir polis baskınından sonra tekrar sokaklardadır. 10 arşınlık bayrağına sarınıp sokakta uyumaya başlar. Ve sonraları o uykuları şöyle anar. Bayrağıma sarınıp yatmak. Bu ne güzel, ne korkusuz bir uykuydu.